yine ne yazık ki Hakkari'de halkın kazanımına yönelik yine bir gasp girişiminde bulunuldu ve buna yönelik de tüm her yerde aslında toplum buna karşı refleks gösteriyor. Özellikle de Batı'da biz bunu çok daha iyi görüyoruz. Akdeniz'de de 3. haftamızda şu anda 3. haftanın içindeyiz. Her akşam halklarımız kayyuma karşı tepkisini dile getirmek için burada bir araya geliyor. Özellikle farklı kesimlerin desteğini çok daha iyi hissediyoruz. Çünkü kayyumun toplum vicdanında hiçbir karşılığını kalmadığı, kayyumun aslında seçmenin seçme hakkına darbe olduğunu bütün kesimlerden duyuyoruz. Ve biz kendimiz de elbette ki özellikle de Kürt halkının kazanımına yönelik bu kayyum politikalarını artık geçip vermeyeceğimizi defalarca dile getirdik, bugün de dile getireceğiz. Çünkü bunun gerçekten toplumda ciddi yaralar açtığını, toplumu kutuplaştırdığını, aslında hani sürekli bize yönelik işte ayrımcı diye bizi sürekli suçlarlar ama aslında kayyum politikası toplumu ikiye bölendir, toplumu ayrıştıran kayyum politikasıdır. Buna yönelik de bizim mücadelemiz devam edecek elbette ki. Kabul edilir bir şey değil. Seçim oluyor, seçim süreci, demokratik olarak seçim süreci devam ediyor, kazanımlar oluyor. O zamana kadar bir sıkıntı yok. Ama kendileri kazanmadığında ne hikmetse aftan sudan, havadan sudan bir şeyler çıkararak yine kendilerine gerekçe yaratarak halkın iradesini gasp ediyorlar lazım. Bizim de elbette ki buna karşı direnişimiz devam edecek, halkımızın direnişi devam edecek. Mersin kenti de bir günden bugüne kadar Hakkari'ye destek vermek için gördüğünüz gibi arkamızda da yine halkımız oturuyor. Tüm farklı kesimlerden de çok ciddi bir destek alıyoruz. Özellikle de kadın hareketinde farklı kadın hareketlerinde de çok ciddi destek alıyoruz. Çünkü kayyum anlayışının hedefinde kadın kazanımları var. Buna tahammülsüzlüğü artık gizlenmiyor. Gerçekten kadın kazanımlarına yönelik artık tahammülsüz bir noktada olduğunu hepimiz görüyoruz. Biz buna izin vermeyeceğiz elbette ki. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ta ki o kayyuma geri adım atırana kadar oradaki seçilmiş irade tekrar iade edilmediği sürece bizim nöbet eylemlerimiz devam edecek. Halklar kendi iradelerine dönük yaşatılan herhangi bir gasp girişimine karşı her türlü tepkisini demokratik yollarla veriyorlar. Buna karşı tepkisini örüyorlar ve asla kayyum gibi halkın iradesini ortadan kaldıran gasp girişimlerini kabul etmediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Bizler de bugün Akdeniz Belediye'mizin önünde toplanmış kayyuma karşı bir nöbet içerisine girmiş bulunmaktayız. Amacımız Gölemert'te başlatılmış olan bu halk iradesinin gasp edildiği kayyum uygulamasına bir son verilmesi ve Gölemert halkının iradesine saygı duyulması ve derhal bu yanlıştan dönülmesi. Bugün Gölemert'te yapılmış bu kayyum gaspı sadece Gölemert halkının değil, tüm Türkiye'deki demokrasi güçlerine saldırı niyetinde toplumun kendi kendini yönetmesi hakkını koruyan anayasamızda belirtilmiş en temel haklardan biri olan seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran ve demokrasiye olan inancı ortadan kaldıran bir gasp girişimi. Bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de 2016 ve 2019 süreçlerinde ne yazık ki bu ülkede tarihe kara leke olarak düşmüş bir kayyum uygulaması yaşanmıştı. Fakat ne Türkiye'nin demokrasi güçleri ne de Türkiye'nin içerisinden geçmiş olduğu siyasal, ekonomik, kültürel, sosyolojik konjonktür kayyum uygulamalarını benimsememişti. Bugün bir yeni kayyum dalgasına daha müsaade etmediğimizi, haklar olarak buna güçlü bir tepki verdiğimizi bir kez daha bu vesileyle dile getirmiş olalım. Yine buradan bir çağrıda da bulunalım. Türkiye'nin aydın, ilerici, entelektüel, yazar, okur, siyasetçi ve Türkiye'nin geleceğine dair umutla bakan herhangi birer vatandaşımıza biz bir çağrıda daha bulunuyoruz. Diyoruz ki gelin bir bütün olalım, hep birlikte kayyum uygulamalarına
karşı duruş sergileyelim.